Herkese merhaba, ben Ramize. Arkadaşlarımla başlatmış olduğumuz video serilerinin 6.sıyla karşınızdayız. Sevgili arkadaşım Çiğdem sizler için cılbır yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Size de iyi seyirler dilerim. Merhaba arkadaşlar. Ben çok gezen Ramize'nin arkadaşı Çiğdem. Kendisi kanalı için yemek tarifleri videoları istemişti. Ben de ona cevap olarak bugün size cılbır tarifi yapacağım. Cılbır yoğurtla ve yumurtayla yapılan çok lezzetli bir yemek. Atıştırmalık daha çok. Ama çok seveceksiniz eğer denerseniz. Şimdi size onun tarifini anlatacağım. Benim de kendi kanalım var ayrıca. Çiğdem Markaşk isminde bir YouTube kanalım var. Oraya da abone olursanız ve videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Evet, şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle geniş bir kaba bol miktarda yoğurt alıyoruz. Hatta yoğurdunuz sulandıysa suyunu da koyabilirsiniz. Yoğurdumuza şimdi biraz tuz ekleyeceğiz. Kaç kişilik olacaksa ona göre ayarlayabilirsiniz. Yalnız yanında bir hayli ekmek tüketiyorsunuz, onu söylemek isterim. Çünkü çok lezzetli oluyor gerçekten. Ekmeğinizi bandırarak tabiri caizse yemek çok hoşunuza gidecek. Bazen canımız bir şeyler yemek ister ama yiyeceğimizi bilemeyiz. O zamanlar için ideal bir yemek gerçekten. Şöyle bir miktar tuz ekliyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Yoğurdumuz hazır. Şimdi yumurtanın yapım aşamasına geçelim. Evet, şimdi ocağımızın altına yakıyoruz. Orta ateşte. Sıvı yağımızı koyuyoruz. Buradan bir tane çatal alalım. Birazcık daha yağ ekmek istiyorum. Yağımız hafif kızsın. Ben şu an 3 kişilik hazırlıyorum. Burada asıl lezzeti veren toz biber. Acı seviyorsanız acı veya sevmiyorsanız tatlı kullanabilirsiniz. Bol miktarda toz biber. Bazen salça da ekliyorlar. Ama ben salçalı değil, toz biberi daha çok seviyorum. Aşırı pişirmeye gerek yok. Çok pratik bir yemek. Atıştırmalık demek daha doğru olur aslında. Evet, pişen yumurtalarımızı şöyle parçalıyoruz. Az pişmiş de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu böylece yoğurdumuzun üstüne döküyoruz.
Çayla birlikte çok güzel gidiyor. Çayla tüketmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde ekmeğinizi böyle bandırıp afiyetle yiyorsunuz. Afiyet olsun.